Bakalım şimdi bütün bu durumlar içinde, bu iklimde 2023 hedefleri ne olmuş? Bu vaatler gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi? Hayaller ve gerçekler arasındaki fark. ...2023'te ise Türkiye'nin inşallah milli gelirini 2 trilyon dolar seviyesinde görmek istiyoruz. Hedefimiz bu. Milli gelirimizi program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız. 2011'de Erdoğan'ın 2023 için taahhüt ettiği hedeflerin artık yalan olduğu son bir kez daha tescillendi. 10 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan daha başbakanken açıklamıştı Türkiye'nin 2023 hedeflerini. Aradan geçen zamandaysa Erdoğan rakamları güncelledi. İktidarın 2022'den 2024'e kadar beklentileri orta vadeli planda açıklandı. Örneğin 2011 yılında 2023'te milli gelir 2 trilyon dolar olacak demişti Erdoğan ama 3 gün önceki açıklamasında yarı yarıya düşüşle yeni hedef 1 trilyon dolar dedi. İhracat 500 milyar dolara ulaşmış olacak. AK Parti'nin ikinci yarı yıl başlıyor klibinde de verdiği rakamlarda 2023'te hedef ihracatta 500 milyar dolardı. Erdoğan'ın yeni hedefinde ise 250 milyar dolara indi. İhracatın 250 milyar doları aşacağını tahmin ediyoruz. Belirledikleri hedeflerin hiçbirisini yapmadılar. Hesap kitap tutmuyor. İstihdam oranını yaklaşık 10 puan artırarak işsizlik oranını %5'lere kadar çekeceğiz. İşsizlik oranının kademeli olarak gerilemesini de hedefliyoruz. Taraflı cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber 1 milyon insanın işsiz kalmasına neden olanlar bunu söylüyor. Türkiye genelinde işsizlik oranını %5'lere kadar çekeceğiz. Saadet Partisi hedef olarak sadece yılı mı tutturacaksınız diye sormuştu ama Erdoğan'ın hedeflerinden başka bir rakam daha tuttu. Hem de 2023'e gelmeden. 2023'te Türkiye nüfusu 82 milyona ulaşan bir ülke olur. Şimdiden nüfus 82 milyonu geçti ama Erdoğan'ın o nüfusun kazancıyla ilgili hedefi de yine olmadı. 82 milyonla kişi başına düşen milli gelirinde 25 bin dolar olmasını hedefliyor. Kişi başına düşen milli gelirimiz 9.117 dolar. 2023 hedeflerimizin 25 bin dolar olduğundan bahisle bu yarısına bile tekabül etmez bir rakamdır. Kişi başına düşen gelir değil ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de geçişle kişi başına düşen borç arttı dedi muhalefet. Ülkede herkes gırtlağına kadar borçlu. Ailelerin bankalara borcu 3 yılda 360 milyar lira arttı. Yoksul sayısı 2 milyon 237 bin kişi artmış. Epeyce gerilettiğimiz enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için seçime giderken 3 yıl önce kurmuştu bu cümleyi. Yüksek enflasyon o günden beri ekonominin en önemli gündemi. Cumhurbaşkanı da hedefini yine değiştirdi. Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. Bilindiği üzere Ağustos sonu itibariyle enflasyon %19,25'e yükselmişti. Şimdi bu hayaller ve gerçekler arasındaki fark kronik yüksek enflasyon, kronik yüksek faiz ve yüksek borçlanma. Çünkü bir şeyleri hayal ediyorsunuz, hayal ettiğiniz şeyleri elde edecek kadar çalışmıyorsunuz ya da o kadar iyi fikirleriniz yok. Akıl yürütemiyorsunuz o kadar. Veya başka şeyler, siyaset ekonomiye karışıyor filan. Ama yine de hayallerinizin peşindesiniz. Onu işte Lidyalılardan beri parayı keşfettiler. Yüksek faizli borç veriyor adamlar size. Onunla karşılıyorsunuz. Bu durumda da işte bunları düşüremiyorsunuz. Ya AK Parti Lidyalılar buldu bu parayı ama AK Parti hükümeti henüz parayı keşfedemedi. Paranın bu tarafını, bu zararlarını yüksek faizle hayal gerçekleştirmek mümkün değil. Şimdi o